Zaten içerisinde bulunduğumuz süreç aslında baktığımızda gerçekten neredeyse devletin eliyle binlerce kişinin hayatını kaybettiği, belki de cinayet diyebileceğimiz bir süreç. Üzerine birçok rapor olmasına, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları tarafından birçok rapor, dava olmasına rağmen devletin rant odaklı kentleşme ve imar affı ve asla depreme dönük bir çalışması olmaması sonucu gerçekten binlerce kişiyi kaybettik. Bu çok büyük bir felaket yani tarihe geçecek düzeyde bir felaket. Bununla beraber yine devletin e, zaten devlet kaynaklı yaşanan bu kayıpların sonucunda da depreme dönük herhangi bir hazırlığının olmaması e, birçok deprem vergisine rağmen AFAD gibi kurumların liyakatle değil kadrolaşma sonucu e, meydana gel e, yani ortaya çıkan bu kurumla Asla e, sağlıklı bir kriz koordinasyonu olmadığını gördük ve afete herhangi bir düzgün müdahalenin olmadığı bir süreç yaşadık. Maalesef ki e, binlerce kişi hayatını kaybetti, bir o kadar da kişi ve daha da fazlası belki de kayıp ve birçok da yaralı söz konusu. Burada hani devletin bu kadar... E, kurumlarıyla beraber müdahale etmemesi, edememesi ve yetersiz kalması sonucu biz tam da işte afet ve kriz ve savaş durumlarında hani kadınların toplumsal cinsiyetten de kaynaklı çok daha bu süreci ağır yaşadığını, kadınların, lubunyaların bu süreci ağır yaşadığını, dezavantajlı grupların daha da katmerli bu sürecin içerisinde olduğundan hareketle Afetlere karşı feminist dayanışma grubunu kurduk. Daha önce 99 depreminde de, Van depreminde de ve işte savaş sürecinde de yaşanan e, bu tür e, durumlarda hani kadınlarla, e, Lubunyalarla dayanışmak ve bir arada olabilmek için e, bir feminist dayanışma örgütlenmeyi önemsiyoruz. E, şu anda da bu büyük felakete karşı yine e, bir şekilde e, birbirimize birbirimize bir köprü oluşturmaya, birbirimizin elini tutmaya çalışıyoruz ve bu çalışma grubu da böyle ortaya çıktı. Zaten hani ne gibi çalışmalar yürüttük diye bakarsak da işte dediğim gibi bunlardan birisi hani devlete sorumluluğunu hatırlatan. Bir diğeri şu anda çok inanılmaz bir ihtiyaç olan bu ciddi bir hijyen sorunu var biliyorsunuz. İşte sular kesildi, inanılmaz bir enkaz var ve burada işte ulaşılamayan yani en temel ihtiyaçların karşılanamadığı barınmanın hijyenin e, karşılanamadığı gıdanın karşılanamadığı bir yerde, e, tabii ki kadınlar için ayrıca çalışma yürütüyoruz. Özellikle e, iç çamaşırı, pet mesela pet için özellikle bir kamp, şey yaptık, e, çağrı yaptık. Hem devlete, kamu kurumlarına aydı bu çağrı, hem de e, sermaye gruplarına aydı. Çünkü bu hiç bitmeyecek bir ihtiyaç ve biz elimizden geldiğince bu pedi ulaştırmaya çalışıyoruz bölgedeki arkadaşlarımıza. Ama bu hijyenik pedlerin çok daha sürekli buraya sağlanması gerekiyor. Bu noktada da kamu kurumları ve sermayenin bir zahmet buradaki ihtiyaçları gidermesi gerekiyor. Dolayısıyla hani ped için özellikle bir çağrı yaptık. Dönüşümde aslında en temel yerde hani şöyle bakmak gerekiyor. Hani bizi kadınları, lübunyaları göçmenleri, çocukları, sokak hayvanlarını yani hepimizi, doğayı, ekolojiyi yani emeği odağına almayan ...bütün iktidarlara artık yeter dememiz gerekiyor. Hani bu felaketi yaşamak zorunda değildik aslında. Hani gerçekten bilimsel, emek odaklı, insan odaklı, canlı odaklı... ...doğayı e, önüne alan bir e, siyaset olsaydı, bir sosyal politika olsaydı... ...biz şu anda binlerce kişinin yasını tutmuyor olurduk. Hepimizin bir arkadaşı, akrabası, tanıdığı... Mutlaka birilerini kaybettik. Yani biz bunu hak etmiyoruz. Hiçbirimiz hak etmiyoruz. Ve e, bu hak etmediğimiz e, şey gittiğinde de bu siyaseti birlikte kurmamız gerekiyor. Şu anda da tek söyleyebileceğim hani e, çok üzgünüz, çok e, zor zamanlardan geçiyoruz. Bu zor zamanlarda da kadınlar olarak, feministler, lubunyalar olarak birbirimizin elini tutmak dışında... ...çıkabileceğimiz hiçbir yol, yöntem yok. Hani ancak kendi dayanışmamızla nefes alabiliyoruz zaten. Yani bu 20 yıllık AKP iktidarında da öyle hayatta kaldık. Bu e, büyük felaketten sonra da alabildiğimiz kadar nefesi birbirimize verip... ...hani e, birlikte bu süreçte birbirimize derman olmaya çalışacağız.